Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın mağlubiyetle neticelenmesi Osmanlı ordusunda yeniden yapılanma ihtiyacını gündeme getirdi. Savaşın ardından Osmanlı devletinin geleceğini Rusya'nın eline bırakmak istemeyen Avrupalı büyük devletler Berlin'de bir kongre toplayarak uzun bir antlaşma metni üzerinde uzlaşmaya varmışlardı. Sultan II. Abdülhamid'in kabul etmek zorunda kaldığı 1878 tarihli Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korurken yabancıların ülke idaresine müdahalesine kapı açmıştı. İngiltere, Rusya, Fransa ve Avusturya'nın başını çektiği Avrupa devletleri, Doğu Anadolu ve Rumeli'de bir dizi reformun hayata geçirilmesini talep etmiştir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, II. Abdülhamit, fonder der Goltz Paşa, Erkan-ı Harbiye Riyaseti, Balkan Savaşları, Topyekün Seferberlik, Enver Paşa, 1. Dünya Savaşı, Yeşilköy Tayyare Mektebi. Bu programı izledikten sonra II. Abdülhamit dönemi askeri ıslahatları nelerdir? II. Meşrutiyet dönemi askeri düzenlemeleri nelerdir? 2. Abdülhamit ve 2. Meşrutiyet dönemleri askeri düzenlemelerinde Almanların nasıl bir etkisi olmuştur? İttihat ve Terakki döneminin askeri düzenlemeleri nelerdir? Osmanlı Hava Kuvvetleri'nin ortaya çıkış süreci nasıl gerçekleşmiştir sorularına yanıt bulabileceksiniz. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından devleti içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen 2. Abdülhamid'in ilk el attığı alan askeriye oldu. Rus ordusuna kıyasla daha gelişmiş silahlara sahip olmasına rağmen Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesi askeri kuvvetin sadece teçhizat üstünlüğüyle sağlanamayacağını gözler önüne sermişti. Berlin Kongresi'nin imzalanmasından hemen sonra ilk planda ordunun idaresinde bazı teşkilat değişikliklerine gidildi. Askeri düzenlemelere bakmak üzere kurulan Tenzikata Askeriye Komisyonu'nun 21 Aralık 1879 tarihli raporu doğrultusunda 93 Harbinde yaşanan sevk ve idare problemleri de göz önünde bulundurularak Daruşşura'yı Askeri ser askerlik ve ordu merkezlerinde yer alan ordu meclisleri ve ordu muhasebecilikleri kaldırıldı. Bunun yerine her orduda birer Erkan-ı Harbiye Dairesi yani Kurmay Başkanlığı ve Levazım Dairesi oluşturuldu. Yine aynı yıl çıkartılan Genelkurmay'ın görevlerine dair yönetmelikle Osmanlı Genelkurmay'ı bünyesinde başkan ve ikinci başkana bağlı seferberlik ve teşkilat, istihbarat, harekat, demir yolları, fen ve harita, kanunlar ve personel olmak üzere 7 şube kuruldu. Daha önce az personelle daha çok bir sekreterlik gibi çalışan genel kurumayın, böylece planlama ve koordinasyonda etkin görev alması hedeflendi. Bu dönemin ilk Erkan-ı Harbiye reisi 1905'teki vefatına kadar bu makamda kalacak olan Ethem oldu. Berlin Anlaşması'nın bir gereği olarak 1879 yılında İç Güvenlik Teşkilatı'nda da bir düzenlemeye gidildi ve başta Makedonya ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kırsal kesimdeki asayiş hizmetlerini görmek üzere zaptiye askerlerinin yerine jandarma teşkilatı kuruldu. Osmanlı ordusunun eksikliklerini gidermek için çalışan ve daha köklü değişiklikler için bir Avrupalı güçle ittifaka girmenin yerinde olacağı kanaatinde olan 2. Abdülhamit, bu gücün Osmanlı Devleti'ne açıkça düşmanlık gösterdiğine inandığı İngiltere veya Fransa'dan biri olmasına sıcak bakmıyordu. O dönemde Avrupa'nın öne çıkmış kara gücü 1870'te Fransa'yı yenmiş olan Prusya yani Almanya'ydı. İkinci Abdülhamit Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılma sürecinde görev almak üzere bir miktar Alman subayının Osmanlı hizmetine verilmesini talep etti. 1882'de 4 Alman subayının 3 sene için sözleşmeli olarak Osmanlı ordusunda çalışmasına izin verildi. Almanya'dan gönderilen Albay Killer başkanlığındaki bu askeri danışma heyetinde Topçu Yüzbaşı Kampöviner, İstihkam ve Süvari Yüzbaşı Hovbe ve Topçu Yüzbaşı Ristov yer aldı. Bu kişilere Ağustos 1883'te Kurmay Yarbay Kolmar Fayer von der Gott da katıldı. Osmanlıların Golç Paşa olarak adlandıracağı bu kişi, 1885'te Albay Killer'ın İstanbul'da hayatını kaybetmesi üzerine askeri misyonunun başına geçti ve 1896'ya kadar hizmet verdiği Osmanlı ordusunda sonradan etkileri görülecek olan kalıcı değişikliklere imza attı. Golç Paşa başkanlığındaki danışman heyetin İstanbul'daki varlığı askeri teşkilat ve doktrinden ziyade silah alımları üzerindeki Alman nüfuzunu arttırdı. Diğer devletlerden silah alımı 2. Abdülhamit döneminde de sürdü. Ancak artık ibre iyice Almanya'ya kaydı. Evet, böylece 2. Abdülhamit dönemi askeri düzenlemelerine ve 1. Alman askeri misyonunun kimlerden oluştuğuna değinmiş olduk. Şimdi de 2. Meşrutiyet dönemi askeri düzenlemeleriyle programımıza devam edelim. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nin çıkışını gerekçe göstererek 1876 Kanuni Esasisi'ni askıya alan Sultan Abdülhamit, dış ve iç siyasi şartların zorlanmasıyla 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Makedonya'da Enver ve Niyazi Beyler gibi Osmanlı subaylarının dağa çıkarak isyan başlatmasıyla fitili ateşlenen süreç, kısa zamanda 2. Abdülhamid'in geri adım atarak 30 senelik tek adam idaresine son vermesiyle sonuçlandı. Bunun ardından 13 Nisan 1909'da çıkan ve Rumi takvimdeki karşılığıyla 31 Mart vakası olarak bilinen ikinci Abdülhamit taraftarı askeri ayaklanma, padişahın tahttan indirilmesiyle son buldu. Mahmud Şevket Paşa komutasında Selanik'ten gelen hareket ordusu, erler ve alt rütbelilerin başını çektiği isyanı bastırırken, Artık İstanbul'a hakim olan İttihat ve Terakki Komitesi de Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdi. İkinci Meşrutiyet dönemi olarak bilinen 1908-1918 arası sürecin ilk aşamasını oluşturan 1909-1913 yılları arası İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının başını çeken Enver Bey, yani yaygın olarak bilinen adıyla Enver Paşa'nın sahne gerisinden yönettiği köklü askeri düzenlemelere tanıklık etti. Bu düzenlemelerin görünürdeki amacı, 2. Abdülhamid'in ihmal ettiği ve iyi yönetmediği iddia edilen orduyu daha etkin hale getirmekti. Bunun için öncelikle yapmak istedikleri Abdülhamid'e yakın üst komuta heyetini tasfiye ederek yerlerine harbiye mezunu genç subayları atamaktı. Abdülhamid döneminin kendine mahsus idari yapısı, ordunun sek ve idaresinde bazı zaaflara yol açtı. Bu tasfiye hareketi sadece Askeri teknik bir düzenleme değil, aynı zamanda ülke yönetimine hakim olmak isteyen İttihat ve Terakki Komitesi'nin askeri kanadının ordunun komuta kademelerine kendilerine yakın kişileri getirerek yerlerini sağlama alma gayretiydi. İttihat ve Terakki'nin bir siyasi parti olarak resmen iktidarda bulunmadığı 1909-1913 arası dönemde hükümetlerde ve orduda kamuoyunda tanınan paşalar ön plana çıkartıldı. Böylece 2. Meşrutiyet dönemine ait askeri düzenlemelerin neler olduğuna detaylı bir şekilde değinmiş olduk. İttihat ve Terakki dönemindeki askeri düzenlemeler ve 2. Alman askeri misyonu programımızın son konusu olacak. Meşrutiyet döneminin siyasi ve askeri tarihinde Ekim-Aralık 1912 tarihleri arasında ceryan eden Balkan Savaşı ve bu savaşta Osmanlı ordusunun uğradığı ağır mağlubiyet bir dönüm noktası olur. 1908'den itibaren yapılan askeri düzenlemelere rağmen ordunun Küçük Balkan Devletleri ittifakına karşı Çatalca'ya kadar geri çekilmesi Osmanlı siyasetinde bir şok etkisi yaratır. O güne kadar doğrudan hükümet kurmayıp işleri arkadan idare etmeye çalışan İttihat ve Terakki Fırkası Balkan Savaşı felaketinin sebep olduğu krizi iktidara el koyma fırsatı olarak değerlendirir. Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği İttihatçılar 23 Ocak 1913'te Babıali'deki hükümet toplantısını basar ve bu esnada Harbiye Nazırı Nazım Paşa vurularak öldürülür. Enver Bey Sadrazam Mehmet Kamil Paşa'nın başına silahı dayayıp istifasını alır. Bundan sonraki süreçte önce Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam ve harbiye nazırı olduğu bir kabine kurulur. 6 ay sonra 11 Haziran 1913'te düzenlenen bir suikaste Mahmut Şevket Paşa hayatını kaybeder. İktidar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İttihat ve Terakki Fırkası'nın eline geçer. Kurulan yeni kabinede Harbiye Nazırlığını Ahmet İzzet Paşa üstlenirse de bu görevde uzun süre kalamaz. 1 Aralık 1913'te Kurmay Yarbaylık'tan bir anda paşalığa yükseltilmiş olan Enver Paşa, 3 Ocak 1914'te hem Harbiye Nazırlığı'na hem de Erkan-ı Harbiye Reisi'ne getirilerek başkumandan vekili, ardından Sultan Abdülmecid'in torunu Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı Hanedanı'na damat olur. İkinci Alman askeri misyonu, Babali baskınından sonra Sadrazam ve Harbiye Nazırı olan Mahmud Şevket Paşa tarafından İstanbul'a davet edilmiştir. 22 Mayıs 1913'te Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Baron von Wagenheim'la bizzat görüşen Mahmud Şevket Paşa, Balkan Savaşı sonrası dağılmış olan Osmanlı ordusunda yeni düzenlemelere gitmek için bir Alman askeri misyonu gönderilmesi talebinde bulunur. Ancak onun öldürülmesinden sonra, Harbiye Nazırı olan Ahmet İzzet Paşa böylesi bir askeri işbirliğine gidilmesi durumunda Osmanlı ordusunun idaresinin bütünüyle Almanlara teslim edileceği gerekçesiyle bu konuya ihtiyatla yaklaştı. Hükümet 27 Ekim 1913 tarihli kararıyla Almanya'dan gelecek bir askeri misyonun orduyu yeniden yapılandırmasına onay verdi. İstanbul'a 14 Aralık'ta ulaşan ve 42 subaydan oluşan Alman askeri heyetinin başında o tarihlerde Alman ordusunun en yaşlı tümen komutanı olan 58 yaşındaki Liman von Zenders bulunuyordu. Osmanlıların Liman Paşa olarak adlandıracağı von Zenders'e geniş yetkiler verildi. Osmanlı hizmetindeki bütün Alman subaylarının doğrudan amiri olduğu gibi ülkenin her yerinde teftiş yapmaya yetkiliydi. Osmanlı askeri eğitim ve öğretim kurumlarının tamamı emrindeydi ve Osmanlı Yüksek Askeri Şurası üyesi olarak subayların generalliğe terfilerinde söz sahibiydi. 1913 yılı sonunda gelen Liman von Sanders başkanlığındaki heyet, Sultan Abdülhamit döneminde gelen birinci Alman askeri misyonundan farklı olarak sadece danışmanlık değil, Osmanlı birliklerine bizzat komutanlık da yaptı. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı döneminde, Nazım Paşa döneminde bütçesi kesilip sekteye uğratılan Yeşilköy Tayyare Mektebi yeniden canlandırıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, Fransa'dan getirtilen hava yüzbaşı Daguva müdürlüğe atandı. Fransa'dan 15 ve Almanya'dan da 12 yeni uçak satın alındı. Ayrıca 1914'te yine Yeşilköy'de Bahriye Tayyare Mektebi diğer adıyla Deniz Kuvvetleri Uçuş Okulu açıldı. 2. Abdülhamid'in tahta çıkmasının ardından patlak veren 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, Osmanlı ordusunun mağlubiyetiyle neticelendi. Bu savaşta gözlemlenen zaafların giderilmesi için ordunun teşkilatı yeniden yapılandırıldı. Erkan-ı Harbiye ilave şubelerle yeniden örgütlendi. İç güvenlik için jandarma teşkilatı kuruldu. II. Abdülhamet'in daveti üzerine 1883'te İstanbul'a gelip 1885'ten itibaren başkanlığını Yarbay Kolmar Freyer von de Goltz'un yaptığı Alman askeri misyonu bu dönemde önemli çalışmalara imza attı. İkinci Meşrutiyet dönemi, İttihat ve Terakki mensubu genç subayların devlete ve orduya hakim olma planı çerçevesinde askeri düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Seraskerlik, Harbiye Nazireti adını aldı ve buraya bağlı olarak faaliyet gösteren Erkan-ı Harbiye Riyaseti yeniden yapılandırıldı. 1912'de İstanbul Yeşilköy'de bir uçuş okulu açıldı. Ayrıca hava kuvvetleri ilk kez Osmanlı Ordu Teşkilatı'ndaki yerini aldı. Almanya, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Hava Kuvvetleri'ne de personel ve teçhizat desteği verdi. Bu programda 2. Abdülhamit dönemi askeri ıslahatları nelerdir? 2. Meşrutiyet dönemi askeri düzenlemeleri nelerdir? 2. Abdülhamit ve 2. Meşrutiyet dönemleri askeri düzenlemelerinde Almanların nasıl bir etkisi olmuştur? İttihat ve Terakki döneminin askeri düzenlemeleri nelerdir? Osmanlı Hava Kuvvetleri'nin ortaya çıkış süreci nasıl gerçekleşmiştir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri 1876-1918 ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.